Yay Ayraç. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için yay ayraç kullanılır. Örnek: tırnak işareti, eşyayı kullanma ve ona hakim olma tarzı şeklinde tarif edilen kültür, virgül, birçok yerde ancak dil sayesinde ifadeye bürünmekte ve manalar kazanmaktadır. Mehmet Kaplan'ın sözü olduğu için bu alıntı olan sözün yanına yay ayraç içerisinde bu sözün sahibi yazılmış arkadaşlar. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta yay ayraç içine alınabilir. Devam ediyoruz. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır. Bunu ünlem işaretinde işledik, hatırladınız mı? Eğer bir söze alay, kinaye, küçümseme katacaksak, alay, kinaye, küçümseme katacağımız kelimenin yanına yay ayraç içinde ünlem işareti kullanırdık. Hani adam akıllı olduğunu söylüyor. Adam akıllı, akıllının yanına yay ayraçla ünlem işareti koymuştuk. Söylüyor kelimesinden sonra da yay ayraç içerisinde ünlem işaretini belirtmiştik. Taşı sıksa suyunu çıkaracağını söylüyor. Mesela Eren Mehmet'e diyor ki, Eren Mehmet için diyor. Neşe hocam diyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracağını söylüyor. Halbuki Eren o kişinin, Mehmet'in taşı sıksa suyunu çıkaracağını düşünmüyor. Onu alaya alıyor. Kinayeli söylüyor. O mu taşı sıkacak da suyunu çıkartacak anlamında söylüyor Eren. O yüzden söylüyor kelimesinden sonra yay ayraç içinde ünlem işaretini kullanırız. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. Taşlıcalı Yahya Bey 1488 yılında doğmuş. Bir dakika. Şüpheyle karşı kesin oluyor. Evet. Taşlıcalı Yahya Bey 1488 yılında doğmuş. Ölüm tarihi bilinmiyor. Yanına yay ayraç içerisinde soru işareti. Gelelim noktalama işaretlerinden köşeli ayraç. Köşeli ayracın şeklini görüyorsunuz. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Server Bedi, yay ayraç, Peyami Safa, özür dilerim, yay ayraç demişim. Server Bedi, köşeli ayraç, Peyami Safa, yay ayraç içerisinde doğum ve ölüm tarihleri belirtilmiş. Daha sonra köşeli ayraçla ifade kapatılmış. Bir dönem gazetecilik yapmıştır. Ayraç içinde ayraç kullanıldığı durumlarda kullanmış. Gördünüz mü? Yay ayraç içerisinde Peyami Safa edebiyatçının adı. Peyami Safa'nın doğum tarihi ve ölüm tarihini yay ayraç içinde verdiği için Peyami Safa'yı da içine alarak burada ve burada görmüş olduğunuz gibi köşeli ayraç kullanılmış. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler için kullanılır. Bu şaşırtıcı hikayeyi ve Jacotot'un felsefesini anlatan Jacques Rancière, ya köşeli ayraç içerisinde hem kelimesi var. Eğitim üzerine çok özgün bir düşünce sunuyor. Yine köşeli ayraç içerisinde hem de zekalar, yine yay ayraç içerisinde ın eşitsizliğini ve bilgi hiyerarşisini bahane eden toplumsal eşitsizlik üç nokta tırnağı kapatmış. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışmayı yapanın eklediği sözler. Şu hem de ın eki, hem eki bu sözü, bu çalışmayı yapanın, bu çeviri de bu metin aktarmasında çalışmayı yapanın eklediği sözlerdir. Demek ki metin aktarmalarında, çevirilerde vesaire çalışmalarında çalışmayı yapanın, metin çalışmasını yapanın eklediği sözler köşeli ayraç içerisinde belirtilir. Köşeli ayraça devam ediyoruz. Kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için köşeli ayraç kullanılır. Mesela Refik Halit Karay bir edebiyatçıdır arkadaşlar.
Refik Halit adamın adı adıdır. Karay soyadıdır. Adamın soyadı köşeli ayraç içerisinde görmüş olduğunuz gibi verilmiş. Gelelim kesme işaretine. Şeklini görüyorsunuz. Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Çanakkale Zaferi'ni, Atatürk'üm, Anadolu'muzun resmi gazetede özel isimlere getirilen iyelik eki. Mesela Atatürk'üm kimin? Bizim, benim. Anadolu'muzun kimin? Bizim. İyelik eki, durum eki, de bulunma hal eki veya bildirme eki kesme işaretiyle ayrılır. Unutmayın. Kesme işaretine devam ediyoruz. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Doğru. Hisar, Boğaz. Yer bildiren özel isimler değil mi? Evet. Şimdi bunların söyleyişine, şimdi Hisar ve Boğaz yer bildiren özel isim. Bunlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle gördüğünüz gibi ayrılmış. Şuna dikkat edin. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile kullanılır. Avrupa Birliği ne? Avrupa Birliği ifadesine gelen ne eki kesme işaretiyle ayrılır. Bunu da unutmayın. Devam ediyoruz kesme işaretine. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Bu kanunun 20. maddesinin D bendi ifadesine baktığınızda kanun özel isim sayılır. K büyük, un eki kesme işaretiyle ayrılmış. Özel isimler için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır. Doğru. Nurullah Ataç, Refik Halit bunlar tekrar söyleyeyim edebiyatçıların isimleri. Nurullah Ataç'ın Ataç soy ismine gelen ın kesme işaretiyle ayrılmış. Yay ayraç içerisinde sanatçının doğum ve ölüm tarihleri belirtilmiş. Kesme işareti gördüğünüz gibi yay ayraçlardan önce kullanılmış. Refik Halit'in de aynı şekilde Halit ismine gelen ineki kesme işaretiyle ayrılmış. Karay soy ismi yay ayraç içerisinde verilmiş. Kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Uyarı. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Sakın unutma bunu, tamam mı? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Mesela Yenişehir Özel Efsane Ortaokulu ve Lisesi'ne dediğimde kesme işareti kullanmıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk Tarih Kurumu'nu şu uyarıyı sakın unutmayın. Başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başbakanlığa, rektörlüğe ve benzeri biçimlerde yazılır. Yani başbakanlık, rektörlük kelimelerine ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde ya da ünlü bir harf geldiğinde ek olarak K, başbakanlıktaki K yumuşak G'ye yumuşar. Rektörlükteki K yine yumuşak G'ye yumuşar. Başbakanlığa, rektörlüğe şeklinde yazılır. Bir diğer uyarımız daha var. Bu da önemli. Özel isimlere getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu çok önemli bir uyarı. Şu kırmızı ile yazılan uyarıyı aklına kazı. Özel isimlere getirilen yapım ekleri. Çokluk yani lerler ekleri. Bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Türklük. Lük nedir? Burada yapım ekidir. Türk isminden Türklük ismi doğmuş. Kesmeyle ayrılmadı gördün mü? Kesme işaretiyle. Türkçülük.
Bu da yapısı bakımından türemiş bir sözcük. Yapım ekleri almış. Nasıl mı almış? Türkçülük kelimesinin kökü Türk ismidir. Türk isminden Türkçü ismi, Türkçü isminden Türkçülük ismi türemiştir. Yani çü ve lük yapım ekleridir. Türkçe yapısı bakımından türemiş sözcüktür. Türkçe kelimesinin kökü Türk ismidir. Türk isminden Türkçe ismi doğmuştur. Ç nedir? İsimden isim yapım ekidir. Müslümanlık türemiş bir isimdir. Bu kelimenin kökü Müslüman ismidir. Lık nedir? İsimden isim yapan yapım ekidir. Yapım eki dediği o. Hani şekerlik dediğimde lik nedir? Yapım ekidir. Kök nedir? Şeker ismi. Şeker isminden şekerlik ismi. Onun gibi. Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Konyalı, Ahmetler, mesela Enesler, Erenler ayrılmıyor bak kesmeyle. Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkçenin, Müslümanlıkta, Hollandalı'dan, Hristiyanlıktan, Atatürkçülüğün. Özel isimlere getirilen yapım ekleri, lerler çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir örnek daha vereyim. Burada yazmıyor. Mesela Eren Cim dedim. Cim, Cum ayrılmaz. Aylin Cim, Beyza Cim, Ayşe Cim, İbrahim Cim dediğimde Cim, Cim eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Bir diğer uyarımız burada yazıyor. Özel isimler yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela Eren yanıma geldi. O yanıma gelirken çok heyecanlıydı. Eren yanıma geldi, virgül. O derken ben, o derken Eren'i kastediyorum. Yani kişi zamiri. Eren özel isim. Eren'in yerine ben o dedim. O zamirini kullandım. İşte ben Eren yanıma geldi, virgül. O dediğimde o büyük harfle yazılmaz. Ve o'ya eğer ek gelirse kesme işaretiyle de ayrılmaz. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Kesme işareti bitmedi. Kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve unvan. Ünvan değil, unvan. Yani san, diğer adı san. Sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Unvan nedir? Kişilerin toplumdaki rütbelerini, statülerini, cinsiyetlerini belirten ifadelerdir. Unvan. Hani deriz ya, adamın adını sanını biliriz. San, unvan demek yani. Mesela Neşe öğretmen, öğretmen unvandır. Veya Tolga Bey, bey unvandır. Ayşe Hanım, hanım unvandır. Avukat Bey, bey de unvan, avukat da unvan. Ahmet Bey'e, gördün mü bak. Ahmet özel isim. A büyük zaten özel isim olduğu için. Unvanlar ve saygı sözlerinin baş harfi de büyük olur. Sakın unutma. Bey'in B'si büyük. Unvanlara ve saygı sözlerine gelen ekler her zaman kesme işareti ile ayrılır. Unutma. Bey'e dediğimde bak E'yi kesme işaretiyle ayırdım. Selin Hanım'dan bak H büyük. Hanım unvan. Dan eki kesme işaretiyle ayrılmış. Osman Efendi'ye efendi unvan san y eki kesme işaretiyle ayrılmış. Paşa Osman Paşa'ya paşa p büyük ya eki kesme işaretiyle ayrılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına başkan özel isim b büyük na eki kesme işaretiyle ayrılmış. Gördünüz mü? Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunu biliyorsunuz. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. TBMM'nin okunuşa göre, tamam mı? Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil, TBMM'nin, TDK'nin, K değil K, TDK'nin, TDK'de mesela veya TDK'nin
K demişim yine. Özür dilerim, kafam karıştı. Türk Dil Kurumu diyeceğim şimdi. TDK diyeceğim, tamam mı? TDK'nin doğrudur. N'ın yanlıştır. Büyük harflerle kısaltma yapılmış, harflerin okunuşuna göre ek getireceksin. BMD, ABDD, TVY. Gördün mü? TVY. Televizyonla demedim bak. TV. TVY. Unutma, harflerin okunuşuna göre ek getireceksin. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanılır. 1883T. Bak, 3 Ç ile bitiyor. Ç, sert ünsüz. 3 D olmaz, T olacak. Eğer sayının sonundaki harf sertse, P, Ç, T, K ise mesela, örnek veriyorum, mutlaka aldığı ekin baş harfi de sert ünsüz olacak. 8. madde. Tamam. İkinci kat. Bak. İki kesme işareti. İki i ile bitiyor ya. Buraya ben inci diye yazmıyorum. Ne ci diye yazıyorum. Bunları derste anlatmıştım. Hatırlarsınız. 5,45'lik. 9,65'lik. Bak, lik ekleri kesme işaretiyle ayrıldı. 657 ile YL eki bu sayıdan kesme işaretiyle ayrıldı. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimlerine gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır. Fabrikanın açılışı 12. nokta var. Ekim. Ekim'in E'si niye büyük? Çünkü cümlede rakam sayı var. Hatırladık değil mi? Bunu daha önce iki kere söyledim. Hatta derste, okulda da söyledim. Ekim'in E'si büyük. Gelen D eki kesme işaretiyle ayrılmış. Şimdi dikkat et. 18 Mart Pazartesi günü Çanakkale Zaferi'ni kutlayacağız. Bak, ay ismi baş harfi büyük. Gün ismi baş harfi büyük. Niye? Çünkü 18 var burada. Rakam var. Tamam mı arkadaşlar? Evet, devam ediyoruz. Son sayfa zaten bu. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Şiir yazarken bazı şairler hece ölçüsünü diğer dizelerle eşitleyebilmek için bazı dizelerde yer alan kelimelerde bulunan ünlüleri düşürmüşlerdir. Mesela Yunus Emre'nin şiirinden bir dize örneği var burada. Ya Rab nola halim. Ne olacak demedi mesela. Ne? Ne ola demedi veya da. Neden sonra gelecek e'yi düşürdü ya. O yüzden neden sonra ne oldu? Kesme işareti kullanıldı. Hani biz ne haber yerine naber, naber diyoruz ya, naber. Orada neden sonra normalde kesme işaretinin olması lazım. Çünkü ne kelimesindeki e ünlüsünü düşürüyorum. Tamam mı? Kelime içerisinde sesi düşürürsen eğer, o harften sonra kesme işaretini koyman gerekir. Evet arkadaşlar, noktalama işaretleri konusu bu dersimizle birlikte bitti. Bana bu konuyla ilgili soru sormak isteyen var mı? Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Anlaşılmayan bir yer olduysa sorun arkadaşlar. Hocam İbrahim uyuyor mu? Kamerayı açtı ya. Vallahi hiç bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Ben derse daldım ya, hiç incelemedim, bakmadım kim açtı kim açmadı diye. Bir ara biri açtı, evet. Gözleri kapalı. Neyse, cezasını keseriz, merak etme. Açtım ben. Ha, ben açtım ben. Geliyor sesi oradan. Evet Arkadaşlarım. hocam. İbrahim Arkadaşlarım. uyuyor muydun sen? Bir çalıştım ama olmuyor. Sevgili arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey var mı noktalama işaretleriyle ilgili? Anlaşılmayan bir Yok yer var hocam. mı? Teşekkür Hepsini ederiz. tekrar gördüm. Ellerinize Ben sağlık. teşekkür ederim. Ne demek? Arkadaşlar, kendi iyiliğiniz için bu akşam, en geç yarın bunların hepsini tekrar okuyun ve bol bol soru çözün, tamam mı? Ben hepinize güveniyorum. İnanın laf olsun diye söylemiyorum. Hepiniz çok zeki insanlarsınız. İsterseniz her şeyin daha güzelini yaparsınız. Sınavınıza az kaldı. Telaş yapmadan sakin bir şekilde ilk önce ustası olduğunuz konulardan başlayarak tüm konuları yeniden gözden geçirin, bol bol soru çözün.
Anlaştık mı gençler? Kendi iyiliğiniz... Anlaştık hocam. O zaman hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar hadi. Görüşürüz. Hadi bye.